Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Mobile ile ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki GTA San Andreas Mobile bölümünde Sweet'le çete işlerine devam etmiştik. Ee, Idlewood'daki 4 bölgenin kontrolünü tamamen almıştık. Normal şartlarda iki tane bölge alsanız evet yeterli oluyor fakat... Oyunun sonunda biliyorsunuz ki belli sayıda çete bölgeniz olmadan final görevi açılmıyor. Yani birazcık sokakların kontrolünü en almanız gerektiğinden dolayı. Bir de rengi daha güzel göründüğü için yeşil rengi zaafım var. Neyse bunu çok tartışmayalım. Orayı çok karıştırmayalım. Neyse ondan dolayı bütün Aydavut bölgelerini ele geçirdim arkadaşlar. En azından görev içerisindeki. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz ana hikayeden devam ediyoruz. Dokun malikanesinde daha fazla GTA Andreas mobil videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Riot görevinden devam ediyoruz. Bu arada geriye sadece 3 bölüm kaldı evet bu görevi de tamamladığımızda 2 bölüm kalacak. Evet bu arada haberler var. Biliyorsunuz ki Tempere uzun süredir ortalıkta yoktu. Ee, Hernandez hani olayları ortaya çıkarmıştı vesaire falan ya şimdi neler olacağı açıklanacak. Eee narkotikler vesaire vesaire sexual şeyler Bu şerefsiz benim ee, çiftliğimi falan şey yapmıştı vesaire de, zarar uğratmıştı falan diyor e, TNP'nin işte şey yaptı. E ee, en az 20 yıl yatar diyor. 5 yıl diyor Sezar'da. E ee, Jimmy Hernandez olayı ortaya çıkarmıştı evet. Memur Plaski de buna inanarak Frank de yani tepeni beraber hareket etti diyor. Evet öyle öldü. öldürdük. içinden geçtik. E ee, ne? Bu tam bir saçmalık. Gördünüz mü? Sisteme güvenemezsiniz. Yani beklenmedik sürpriz bir şey. Yani bu adaletli değil. Bu adil değil. Los Santos bugün yanacak. Yani kimse beni sokaklarında kalsız yapamaz. Dışarıya bakın. Bütün şehir gidiyor. İnsanlar çok fazla sinirlendi buna. Hepimiz kullanıldık her zaman aynı şey oluyor arkadaşım. Güç sistemi her yeri yok ediyor. Aynen öyle yani sokaklarımızın böyle şey olması izin veremeyiz. Yani haklı. Bir şekilde geri dönmemiz gerekiyor. Evet gerçekten Ivy yedi her taraf. Ama biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bu arada görev bundan ibaret. Mahalleye dönüyoruz ve görev bitiyor. Evet. Aşırı kısa bir görev ama yani şehir kaosa bürünüyor. Daha yani nasıl anlatabilirsin ki bunu? Keşke onun yanında bir de sokağa falan savunsaydık. Bağlılar falan gelseydi ya da böyle kafayı yemiş silahlı adamlarla falan çarpışsaydık. Güzel olurdu Yani nasıl Tempe'nin sokakta kalabiliyor? Yani işler gerçekten boka sarmış durumda. Bayağı bir falan diyor bizimkiler. Yani öyle vallahi. Ve üstesinden geleceğiz Sivit Diyor bizimki Evet abi bakalım sokağa canlı bir şekilde gidebilecek miyiz? Bu arada bu tuhaf adam kim? Ha Maker mı? Ya yani küçük bir problem var. Kendini kontrol edemiyor. Nasıl problem? Ya yani kendine veremiyor. <laughs> Profesör Hans misale falan bir şeyler maymuna mı bir şey yapıyor. <laughs> tamam tamam yeter. Oha oha. <laughs> yani öyle şeyler sordu ki CJ yeter dedi artık yani. Olabilecek her şey var ya Maker'da manyakça. Ka yaşlı kadına hırsızlık yapıyor. Oğlum ne oluyor lan hakikaten? Harbiden ne oluyor? Etraf iyice ne boka sarmış durumda. Evet gördüğünüz gibi arabadan fena iniyorlar. Arabalar yanıyor. Bir an denk gelmeyeceğim sandım. Evet insana gerçekten çok sinirlendi. Yani bunun tek sebebi tempeni Kesinlikle. Yani yarın olduğunda televizyonda falan bu haberler fazlasıyla durulacaktır Kesinlikle. Evet hiçbir şey iyi olmayacak bu arada bu olaylardan sonra. Kesinlikle abi. Ya siz nasıl tempeni direkt salabiliyorsunuz ya? Bu nasıl bir şey ya? Her şey yanıyor. Neyse geldik sokağa abi. Şöyle ufaktan bir etrafı göstereyim. Gördüğünüz gibi bize falan saldırıyorlar. Gördüğünüz gibi silahlı adamlar birbirlerini falan vuruyorlar. Neyse bitti görev. Evet, birkaç adam yap alacağım ve sokağı kapattıracağım resmen diyor. Ben de şehri kontrol edeceğim diyor. Yani dikkatli olmaya çalışırız. Switch'im. Eyvallah. Düşüncenize sağlasın. Evet, görev tamam abi. Geriye sadece iki görev kaldı. Yani tabii ki de ben ee, bir görev daha yapmayacağım. Öyle bir şey yaparsam final görevi kalıyor geriye zaten. O yüzden ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu arada artık uyuşturucu satıcıları da düzgün para vermiyor sanırım. Yani malum bu olaylardan sonra düzgün para verememesi dünyanın en normal şeyi. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bakın burada Mosforan'a iki tane çete bölgesi var. En azından onlardan bir tanesini sizler için almak istiyorum. Ve hemen bu tercihimi de nereden yana kullansam şu ayrı tarafından kullanmak istiyorum ya. Tamam aşağıdaki bölge daha büyük daha iyi hoş falan da. Hani Idlewood'da Genton arasındaki bloğu oluşturmak istiyorum ben. Yani orada ard arda bir bölge oluşturmak istiyorum. Direkt yeşil bir koridor olsun istiyorum orada. O yüzden sizler için bir çete savaşı gerçekleştirmek istiyorum. Hem zaten çete savaşlarında bayıldığımı biliyorsunuz. Evet araçlar falan patlıyor. Millet kafayı yemiş iyicene. Neyse. Siz bir ölün abi. Tamam. Şu bölgeyi alalım bari ondan sonra oyunu kaydedip bölümü bitireyim. Video kaç dakika oldu? 6 dakika oldu. Ben oyunu kaydedip bitirene kadar 10 dakika olur zaten ya. 10 dakika olsun yeterli. 10 dakika olunca genellikle daha fazla öneriliyor videolar. Bir de yapacak bir şey yok yani. Ne yapayım yani? 5 dakikada videomu bitireyim. Yani GTA senaryosuna yakışmayan bir hareket. Kesinlikle ve kesinlikle yakışmıyor abi. Oha bu arada çok vurdu ballalar. E, biraz yavaş mı vursanız acaba? Biraz da az mı vursanız? Hani elinizde Uzi falan var bu hasar ne? Ebemi gondiklediler şu anda resmen ya. Neyse. Tamam ilk dalgayı aldık. Güzel. Bu arada tek bir tarafa geçeyim de arkamdan falan gelsinler direkt. Yani direkt bağlıların içinden geçeyim. Ee, pek de beceremedim. Ölme ihtimalim var şu an. Tabii dikkatli siper alırsam bir şey olmaz da fazla. Bu kadar kolay alacağım düşünmüyordum bu arada bu dalgayı. Çok iyi. Bayağı iyi. Keşke yapay zeka salak gibi o tarafa gitmese. Çok güzel olacak. Tamam bunları da aldık. Bu dalgayı da aldık. bari şuradan gideyim. Bari şu tarafa doğru yol alayım da. Direkt arkamdan spam olsunlar. Var mı elimde roket? Minigun'um var. İyi olur. Minigun da olur. Oha otomatik nişan alıyor. Ne? E oğlum bu çok kolay oldu. Minigun otomatik nişan alıyormuş abi. OP'liğe bak. Bu arada gördüğünüz gibi artık buranın ne kadar yeşil gözüktüğünü görüyorsunuz. Normalde bu kadar yeşil gözükmez. Şöyle haritayı göstermek istiyorum sizlere. Bakın ne kadar güzel oldu. Şurayı da alsam. Burayı da bir ara yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin burası şu an çok mor gözükmüyor. Mesela buradaki gibi değil. Bakın şurası. Gösteremiyorum şu anda. Neyse direkt ee, Grove growth... City altındaki bölge arkadaş, Oradaki morlukta anlayabilirsiniz. Bu ayda bulut bölgesini de o şekilde yapınca tam olarak yeşil bir koridor olacak ve çok güzel gözükecek haritada. Maalesef benim küçüklüğünden beri böyle bir takıntım var. Bu olayı keşfettiğimden beri, günlerimi, haftalarımı, hatta aylarımı bunu yapmaya adamıştım. Ee, başaramamıştım tabii ki. Oha valla uyuşturucu satıcısı televizyon çaldı. Vav wow, gerçekten, kelimenin tam anlamıyla vav. Wow. Ve gerçekten de artık para vermiyorlar. Uyuşturucu işi bitmiş. En azından sokaklar adına güzel bir şey oldu ama... Yani, şehir batıyor abi. Şu anda şehirde resmen darbe oluyor. Bakın gerçekten para verecek mi? Vermiyor abi gördüğünüz gibi. Görürüz ya 13 dolar ver. Normalde en az 2000 dolar veren adam. Neyse sevgili arkadaşlar ben bir yandan kapanışı yapayım bir yandan da oyunu kaydedeyim. Umarım izlerken keyif almışsınız güzel bir bölüm olmuştu. Sıradaki bölümde finalden önceki son görevi sizlerle beraber gerçekleştiriyor olacağız. Ardından da e, yayın falan da yaparım tabii ki. Çatı Savaşı yayını falan yapacağımı söz vermiştim. Onunla alakalı ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Bakın şu anda bakın buradaki morun ne kadar güzel gözüktüğünü görüyorsunuz. Buradaki morlar gibi değil. Yani ben buraya aldığımda aynı bu şekilde gözükecek. Ve çok güzel bir görünüme kavuşacak diyerekten. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olun, bilmiyorsanız unutmayın. Aynı zamanda kanalımız oynatma sistemlerinden başka oyun listelerimizden ve çekimimizden haberdar olabilirsiniz. oyunun %97.33'ünü bitirdim. Yani iki tane falan açık dünya görevi vardır maksimum. Onlar da sahil görevleri zaten. Onun dışında iki tane de ana hikaye görevi var biliyorsunuz ki. Onlar tamamlandıktan sonra büyük ihtimal oyun %100 olacaktır diyerekten. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.